Bir müessesede çalışıyorum. Öğlen tatilim yarım saat. 50 dakika öğlen tatili yaptım. Bakın seyircilerimize dikkat etmedikleri bir gerçeği anlatıyorum ben. Sizden de ilham alarak. Bakış açısı bu, doğru. Yarım saat bulunmam gereken tatilimi kurumumda 50 dakikaya çıkarttım ben. Ne oldu? Kul hakkına girdim. Haram işledim. Bak şimdi ne oluyor? Bunların benim üzerimdeki tesiri, benim ruhumun mizacını bozduğu için namaz bana ağır geliyor. Yani namazı sadece orada 5 vakit kılacakmış gibi düşünmeyeceğiz. Hayatımızın her alanında. Yani o senin ne kadar sıhhatli olduğunu gösteriyor. Doğru zamanda doğru yerde olmak. diyoruz ya. Doğru zamanda doğru yerde olmak, bu çark gibi düşün, hayatınızda devam eden bir döngü var. Şak diye oturttuğunuz 5 vakit namaz var ya. Bunu oturtuyorsanız, bir de bundan zevk alıyorsanız, siz hayatınızı doğru zamanda doğru yerde yaşıyorsunuz demektir. Ama namazdan zevk alamamayı konuşuyorum. Yani biraz daha basitleştireyim. Burada ağzına geleni söyledi. Burada helal haram demeden her şeye baktı. Hiç dikkat etmeden haram helal yuttu. Üzerindeki bundan sorumluluğu ihmal etti. Ne oldu benim şimdi? Mizacım bozuldu. Namaz bana çirkin geliyor. Namaz bana güzel gelmiyor. Bozdum ben kendimi. Yani aslında namaz başlangıcı ve sonu itibariyle şöyle bir döngü ifade eder. Namaza gelebilmek için, hani var ya namazın içindeki şartlar, dışındaki şartlar. O çok orijinaldir yani. Bir insanın namaza gidiş şeklinde de dikkat lazım. Namazdan sonraki kısmına da dikkat lazım. O öyle bir şey ki, öyle bir sohbet ki Allah'la. Ona özel olarak hazırlanmak için, mesela ben buraya gelirken üzerimi giymeye çalıştım, daha dikkatli olmaya çalıştım. Türker Bey'le geleceğim, burada sohbet edeceğim dedim. Öncesinin hazırlığı bu. Bir de buradaki bunun hakkını vermek var ya, aynı. Bir adam haramı helal yer, onun bunun gıybetini yapar. Sonra Allahu Ekber diye huşuyla namaz kılamaz. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok, böyle bir dünya yok. Ha şöyle düşünün. Öyle de oluyor zaten, gördüğümüzde, gözlemlediğimizde, kendimizden de bilerek değil. Hadi bu ihtisas sahası diyelim. Daha basit bir örnek verelim. Ben bunu televizyonlarda da çok örnek veririm. Bizim Karadenizli namaza durmuş. Camiye gelmiş, Allahu Ekber. Allah onun kafasını kırsın, onun bağından namazda sövmeye başlamış. Ula demişler, ne diyorsun? Namaz kılıyormuş gibi selam vermiş. Siz ne diyorsunuz? Demiş, namazda söveysun. Ben böyle namaza durdum demiş. O da böyle namaz mı olur? Demiş ki hoca dedu. Ne dedu? Kızdığın zaman namaza dur dedu. Çok güzel. Şimdi namaza kızdığın zaman namaza dur dedi ama namaza da devam et demedi ki. Yani şöyle düşünemezsin. Burada saydır döktür sonra Allah'ım beni, ailemi, böyle bir şey yok böyle ki. Şey. Bir adamın haleti ruhiyesi namaza göre ayarlanır. Şimdi bakın şunun için anlatıyorum. Namaz bizim şu soruyu sormamız lazım. Abi sen bir şu anda teşhis yaptın ama tedavi yapmıyorsun derlerse. Bakın her ne olursa olsun hayatımızdaki her şey ilk önce bir yerden başlayıp o standardı bozmayarak asgari bir seviyede onu tutturmaktır. Yani yine harbi konuşuyorum. Namazı kılmakta güçlük çeken kişiler. Bir parantez açayım da öyle devam edeyim. Tabii hocam. Ya çok iyi adam, bir tek namazı yok. Bu neye benziyor biliyor musun? Adam turp gibi, çok sıhhatli. Bir tek şey var, akciğerde tümör var, kanser. Yoksa çok iyi. Demek ki bir laftır bu. Doğru. Benim hiçbir günahım yok. İçki içmem, kumar oynamam, namaz kılmıyorum denildiğinde ne biliyor musunuz bu? Bu büyük günah. Öyle mi? Öyle. Sadece öğle namazı değil. Öyle mi derken? Her şey. Öyle. Yani bir adam, benim hiçbir günahım, hatta bu daha büyük günah biliyor musun? Hiçbir günahım yok, bir tek namazı kılmam demek. Allah bilir tabii. Öyle demek çok gerçekten. Haram içki içen kişiden daha büyük günah. Neden biliyor musunuz? Namazın büyük günah olduğunu kabul etmiyor. Dine göre bu küfürdür. Yani namaz ve namazsızlık hafife alınacak bir şey değil. Bugün bu yaşadığımız, insanların yaşadığı huzursuzluk, mutsuzluk. Ya bunların temelinde hocam aslında bu namazdan, duadan, zikirden çok uzaklaşmamız mı var? Birisini seyrediyoruz şimdi. Hayatın stresi içerisinde dolaşıyorsunuz. 5 dakika kendinize ayırın. Derin nefes alın. Ha falan diyorlar ya. Ben bu topraklarda bunu anlayamıyorum yani. Neticede biz Nepal'in dağlarında yaşamıyoruz yani. Bu coğrafyada yaşıyoruz. Hepimizin ailesinde bir şehit, şüheda, az dualı bir insan var. İlla ki. Yani filmlerde bile şöyle görmüş. Seni çok kötü gördüm ya. İstiyorsan seccadeyi selim, 2 rekat bir namaz kıl diye bir dizi gördünüz mü mesela? Maalesef. Tiye alırlar. Daha da geçer. Evet. Soğuk bir şey vereyim, içer misin? Rahatla. Daha beter. Allah Teala şöyle demiyor bize. Türker abi. Çalışıyorsunuz, ediyorsunuz. Para kazanıyorsunuz, aileniz de var. Tamam da sizi biz yarattık yani. 5 vakit namaz kılacaksınız, sonra diğer işlerinize bakın. Demiyor Allah. Allah Teala bize şöyle diyor aslında. Ya bu hayat koşuşturması içerisinde kendini perişan ediyorsun. Rezil ediyorsun. Ne huzurun kaldı, ne bilmemden kaldı. Ne oluyor? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Bir 5 kere, günde 5 kere fabrika ayarlarını kontrol etmek için bir kendini çek ya. Bana secden lazım değil. Hiç kılma istersen, benim mülkümden bir şey eksilmiyor. Yani bu KDV değil ki. Sana verdiği hizmeti senden aldığıyla yapsın. Senin için söylüyorum bunu diyor. Yazılım programın böyle. Bak, doktorlarla program yapıyorsun. Bir gün çağır onlara da sor. Babam kanserken babama ilaç yazdılar. Vücutta günde 5 kere. Günde 5, 6 değil bak Türker Bey. 4 de değil. Günde 5 kere adeta dedi babamın kanser doktoru. Adeta dedi vücutta içtima alınıyor dedi hücrelere. Hizaya gel sayım var diye dedi. Saatlerini bile söyledi. 10:30 bilmem ne. Bunun öncesinde şunu alacaksın, sonrasında bunu alacaksın. Saat çok önemli dedi ve günde 5 dedi. Çok enteresan. Al bunun bir doktora sor yani bir... ne bileyim hücreli onkologlara falan sor. Kanser tedavisinin kemoterapide bilinmedi. Ne olduğunu bilmiyoruz dedi. Vücutta böyle bir sayım işlemi başlatılıyor. Bu sayım işleminin tam öncesine veya sonrasına şunu yaparsan bu ilaç 10 katı fayda ediyor dedi. Çünkü dedi bu sayımın içerisine kanser hücreleri de giriyor dedi. Allahu Ekber. Hani şimdi diyecek ki nasıl oluyor? İşte Covid raporları açıklanıyor habire. Bugün bu kadar kişi hasta. Nereden oluyor? Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı şey senin vücut sisteminin aynısı. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Evet. Allah Teala diyor ki harcatma kendini. Bu dünya adamı yer. Görüyoruz herkes mutsuz, herkes depresyonda, stres altında. Ne diyoruz biz bizim dünya tabakasına, üzerinde dolaştığımız yere? Yeryüzü diyoruz. Yani. Yüzü de yiyor çünkü. Hiçbir şey bırakmıyor. Gömdüğün adamı öğütüyor. Hayat öğütüyor. Anında. Secdede yüz biz de unutuyoruz hemen. Secdede yüz okutuyorsun. Hmm. Retina falan diyorsun ya. Secdede bile bizde göz kapatılmaz. Böyle okutuyorsun. Evet. Gideceğin en son konacağın yere diyorsun ki Allah'la geliyorum sana. Bu yüzü yiyemezsin diyorsun sen. Allah senin yüzünü bu yeryüzüne yedirmemek için sana 5 vakit namaz veriyor. Ve diyor ki kıldığında sen rahatlayacaksın. Rahmetli Vehbi Koç'a doktoru ne demiş biliyor musun? Ne demiş? Kendi hayatında söylüyordu. Sofu değilim ben şey yapmam ama Vehbi Bey demiş yani kan dolaşımınız vesaireniz hatta mümkünse geceliğin kalkıp bir 4 rekat namaz kılsanız say bitiremem demiş şeyini. Düzenli kılarım diyor. Vay be. Saat için. Saat için değil de bunu Allah için yaptığında yine döngünün içine girmemiş oluyorsun. Şifreyi çözmüş oluyorsun zaten. Tabii. Meseleyi çözmüş oluyorsun. Döngünün içine girmemiş oluyorsun.